Şimdi arkadaşlar, snatch'te koparmada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hemen aldım barı. Deadlift pozisyondasın. Güzel. Şimdi hatırlıyorsunuz bir önceki videoda yüksek çekiş yapmıştık. Bunu devam ettiriyoruz. Hocam bize bir tane muscle snatch yap. Kas snatch'i, kas koparması. Bunda da neden muscle snatch? Çünkü tam bir amele snatch'i. Altına hiç girmiyoruz. Mal gibi çekiyoruz. Bir daha aşağı ineceğim. Çek. Harika. Çok faydalı bir hareket arkadaşlar. Snatch pozisyonu güçlenmek için çok önemli, indirebilirsin hocam, dinlen. Çünkü derslerde şunu görüyoruz. Daha çok yeni gelen üyelerimiz oluyor. Daha öncesinde hiç halterle aşırı olmayan üyelerimiz oluyor. Birden bu ağır barı çekip altına inip çok yanlış pozisyonlarda tutabiliyorlar. Bu onların suçu değil, bu yönlendirenlerin suçu. Biz burada buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Muscle stretch, snatch'e yeni başlayan arkadaşlar için çok ideal bir hareket. Tekrar gel hocam. Bir tane daha yap. Çek. Okey. Biraz dizleri kır bakalım. Yukarı al tekrar barı. Muscle snatch yap. Dizleri kır, kalk. Kalk ayağa. Dizleri kır. Kalk ayağa. Dizleri kır. Kalk ayağa. Dizleri kır. Kalk ayağa. Evet. Bunu neden yaptık? Çünkü birazdan power snatch yapacağız. Hocam hemen bir power snatch. Yoruldum. O çok iyi bir atlet ama yoruluyor. Harika. Biraz dipte yakaladı. Çok az daha böyle hafif diz kırarak yakala. Okey. Bu da power snatch arkadaşlar. Burada en önemli şey, başlangıç pozisyonunda göğüs karşıya bakıyor. Hocam başlangıç pozisyonuna geri dönelim. Göğüs karşıya bakıyor. Kalkarken göğüs karşıya bakıyor. Bitirdiğimizde göğüs karşıya bakıyor. Hep hocam. Gördüğünüz gibi memeler hep karşıya bakıyor. Bu snatchlerde en önemli şey. Çünkü snatch grip deadlift'te anlattığımız gibi kalça erken kalkmamalı. Mesela bir tane ben size yanlış yapayım. Böyle çok tekrarlı snatch antrenmanlarında bunu görürsünüz arkadaşlar salonlarda. Hep sen benim götüme eğildin diye. İçimden kaldı. Ne oldu belime? Mahvoldu benim. Benim belime böyle sakatlamışlığım var. Bir 4-5 ay acısını çekmişliğim var. Ne kadar fizyoterapist olsam da benim de belim sakatlanıyor. Çünkü bu sporda nerede duracağını bazen bilemiyor olabilirsin. Evet, şimdi alıyoruz hocam. Hemen al, hemen al, 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 al. Okey. Arkadaşlar, snatch'te hang askı pozisyonları var. Bunlar biraz hız çalışmak için ideal hareketler. Ve sadece dip pozisyonu kullanmak istemeyebilirsin ilk zamanlarda ya da antrenmanda öyle denk gelebilir. O yüzden hang pozisyonu seviyoruz. Hocam dipten al. Hang pozisyonuna gel. Bize bir yüksel önce. Bize bir tane hang muscle snatch yap. Hang power snatch. Hang squat snatch. Okey. Dinlen. Çok iyisin hocam. Arkadaşlar hang denildiği zaman barı yerden dikkatli alalım. Dizin altına inmeden aşağı ivmelendirip barı yukarı çekiyorum. Çünkü halter kollarla yapılan, olimpik lifting kollarla yapılan bir şey değil. Gövdemi kullanmam lazım. Şu ivme aralığına ihtiyacım var. Tabii bu değişebilir. Mesela below the knee olabilir. Below the knee derse diz altından direkt. Bir tane below the knee yapalım. Evet, normal snatch'te biraz daha aşağıda başlıyoruz ya yerden alırken. Bu da below the knee işte. Ejdebiler böyle bir şey bulmuşlar. Kalk hocam biraz daha. Güzel. Şimdi diz kapağın üstünden başlayalım. Çek hocam buradan. Okey. Mid thigh diyelim. Yani femurun ortasından. Bu femurun ortasından. Biraz daha süreyim aşağı. Evet, çek. Bir de direkt buradan. Direkt hipten başla. Aynen, devam et. Okey. Bunlar da hang pozisyonları arkadaşlar. Aklınızda olsun. Neyi geliştiriyor? Çekiş kuvvetimi, ikinci çekişimi düzeltebilirim. Birinciyi çektim, ikinci çekişimi düzeltebilirim. Güçlenmemi sağlayabilir, hız çalışmamı etkileyebilir. Kendinize iyi bakın.